Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz ve bugünden itibaren AYT dönemlerine başlıyoruz. Osmanlı yükselme dönemine kadar yani kültür ve uygarlığa kadar sizler için 8 tane soru hazırladım. İlerleyen zamanlarda inkılap tarihini de içine ekleyeceğim. E yani niye böyle bir yola başvurdum? Çünkü bazı arkadaşlarım daha konuları bitirmemiş. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Umarım size katkı sağlayacaktır. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Tarih ve zaman. Fosil resim dokuma örnekleri, seramik kaplar gibi yazısız belgelere sahip olan bir araştırmacının bilimlerinden hangilerinden yararlanması beklenemez. Şimdi burada yazı ile ilgili olanları eleyeceğiz değil mi? Arkeoloji, kazı bilimi. Bakın sevgili arkadaşlarım. Tarih öncesinde bize bilgi veren en önemli iki kaynak. Bir arkeoloji, 2. Antropolojiydi. Arkeolojiyi eleyeceğiz. Çünkü yazısız belgelere sahip olan bir araştırmacı bundan faydalanabilir. Diplomaside yazı var mı? Var. Epigrafi ne demekti? Kitabe birimi demekti değil mi? Yazı var mı? Var. O yüzden yazısız belge yazısız belgelere sahip olan bir araştırmacı bunlardan faydalanamaz. Cevabımız eşiklidir. Unutmuyoruz. Tarih öncesinde yazı yoktur. İkinci sorumuz. Şöyle Aşağıdakilerden hangisi arasında neden sonuç ilişkisi yoktur? Avcılık ve toplayıcılık yapılması göçebe yaşanması doğru mudur? Doğrudur. Eğer tarım olsaydı yerleşik de işçilerlerdi değil mi? Tarımsal üretimin başlaması yerleşkiye semer altında var zaten nehirlerin taşma zamanının hesaplanması yazı bırakalım. Ateşin keşfedilmesi madenlerin işlenmesi artık daha iyi silahlar üretilebileceklerdi değil mi? Yazının bulunması ticaretin kolaylaşması özellikle biliyorsunuz ki. Asurların Anadolu'yu yaz yataşma e, Anadolu'yu Anadolu'yu mu Anadolu'yu yaz yataşmak ne diyorum lan ben yazıyı Anadolu'ya taşmaları bunun en güzel örneklerindendir. Sevgili arkadaşlarım nehirlerin taşma zamanının hesaplanması yazıyı değil takvimi geliştirmişti değil mi? Biliyorsunuz ki Mısırlılar Nil Nehri'yi taşınca güneş ile esas takvim olmuşlardı Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Orta Asya Türk devletlerinde unvanların taşanlardan hangileri hanedan üyesidir? Yapku devletin batı kanadını yönetir. Tigin hükümdarın erkek çocuğudur. Şat hanedan üyesi yöneticidir. Ancak Tudun vergi tahsildarıdır değerli arkadaşlarım. Cevabımız ne olacaktır? 1, 2 ve 3 olacaktır. Bu kadar. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz İslam tarihinden Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşkına baktığımızda Kadik Savaşı İslam ordularının ilk kez Avrupa'ya geçmesi. Kadik Savaşı sonucu İspanya fethedildi. Tarık Bin Ziyad. Bufatya Savaşı ile İslam orduları Avrupa'da durduruldu. Kimler tarafından? Frankler tarafından. Nihabel Savaşı ile İran'ın fethi tamamlandı. Hazreti Ömer. Kadisiye Savaşı İspanya'nın fethi. Yanlış bilgi. Yermük Savaşı ile Suriye fethedildi. Halid bin Velid. Sevgili arkadaşlarım İspanya'nın fethi Kadis Savaşı'dır. Kadisiye Savaşı Hazreti Ömer ile İranlar arasında gerçekleşen bir savaş olup savaşı Hazreti Ömer kazanmıştır. Cevabımız D çıktı. Düşürmeye çalışmışlar. Dikkat ettiniz mi? Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Türk İslam kültürüne ait aşağıdaki eser ve yazar eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Edebiyatta da işimize yarayacak. Nizamül Mülk, Siyasetname, Hangi Dönem? Büyük Selçuklu. Hoca Ahmet Yesefi, Divan-ı Hikmet, ilk tasavvuf örneği. Hoca Ahmet Yesefi, Piri Türkistan olarak bilinir. Karahanlılar. Ömer Hayyam, Rubaileri ile bilinir. Celali takvimi hazırlayan kişidir. Ömer Hayyam, Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamıştır. Ali Şirnevai, Muhagemetül Lugateyn, Timur Devleti döneminde yaşamış önemli ilim insanı. Ebu Reyhan Elbiruni, Tarihi Yemin, Yanlış Bilgi, Tarihi Yemin, Elbiruni'ye ait değildir. Utbi'ye aittir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Utbi. El Biruni için Gazeli Mahmut de demiştir? Sarayımın en değerli hazinesi Gazeliler dönemi her iki kişi. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki uygulamalarından uygulamalardan hangileri Osmanlı Devleti'nin Fethi yönünün batı olduğuna kanıt gösterilebilir? Bakın. Batıya ilk geçiş Çimpekalisi. Rumeli'deki ilk toprak parçasıdır. Biliyorsunuz ki Orhan Bey Bizans İmparatoru Kantakuzene yardım etmişti ve bunun karşılığında Çin Kalesi alınmıştı. Rumeli Beylerbeyliği'ni kuran padişah 1. Murat'tır. Sebebi ise Edirne'nin alınmasıydı. Rumeli Beylerbeyliği ve Edirne'nin başkenti yapılması 1. Murat dönemine tekabül ederken Çin Kalesi'ni alan padişah Orhan Bey'dir. Süleyman Paşa önderliğinde askerler çıkartılıyor artık. Cevabımız E şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Umarım full çıkarmışsınızdır. Çıkaracaksınızdır. Daha var sorular çünkü. Kutsal Roma Cermen İmparatoru şarkene karşı Fransa'ya destek için kapitülasyon veren Avrupa Hristiyan Birliği'ni engelleme politikası izleyen Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Kapitülasyon ne demekti? Ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalık demekti değil mi? Fatih Sultan Mehmet Han Fransa'ya değil Venedik'e imtiyaz vermiştir. Yavuz Sultan Selim 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişahtır. Yavuz Sultan Selim'in seferleri genellikle doğu yönünde olmuştur. Özellikle Çaldıran Savaşı ile Şii tehlikesi önlenmişti. Kanuni Sultan Süleyman'ı bırakalım. 3. Selim Suzi Dilara olarak bilinir. 3. Selim döneminde Nizam-ı Cedid ordusu kurulmuştur. 4. Murat Bağdat Fatih olarak bilinir. 4. Murat döneminde biliyorsunuz ki hemen hemen her şey yasaklanmıştı. Ve bu dönemde yaşamış en önemli kişi Nefi'ydi. Cevabımız Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman döneminde artık Avrupa'ya geçiş yap yaşanmıştı. Bununla beraber Kanuni Sultan Süleyman döneminde Macaristan'ın gemenlik altına alınmış. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Akdeniz Türk haline gelmiş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Trablus alınmış, Sakız Adası alınmış. Yani Rodos alınmış ne isterseniz var. Ama Hint Deniz seferiyle seferleri başarıya ulaşmamıştı. Geldik. Diğer Gel sorumuza. Osmanlılar'da herhangi bir meslek dalında çırakların kalfalığa, kalfaların ise ustalığa yükselmesi ve gedik adı verilen dükkan açma hakkını elde etmeleri, edebilmeleri aşağıdakilerden hangisinin iznine bağlıydı. Şimdi kadı, lonca, eğli hibre, subaşı, defterdar. Kadı günümüz hakim. Adalet işlerinden sorumludur. Bunu eleyeceksin. Loncayı bırakacaksın. Eli bilir kişiler anlamı taşıyan örgüttür teşkilattır. Subaşı güvenlikten sorumlu olan kişidir. Defterdar. Defterden geliyor. Muhasebe işleriyle uğraşacak günümüz Maliye Bakanı'dır. Padişah 1. Murat. Cevabımız günümüz Esnaf ve Sanatkarlar Odası anlamına gelen Lonca'dır. Sevgili arkadaşlarım sizlerle biraz konuşacak olursak eğer. AYT denemeleri sıklıkla gelecek. Bugün görüntülü bir paylaşım yapmak istedim ama ses baya bir yankılanmış. Onun için ben güzel çalışmalar düşünüyorum. O paylaşımı izlerseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Devamı gelsin mi gelmesin mi sizlerin de düşüncesi önemli değil mi? Full, full yapanlar yorumda bilirsin. Bakalım ne yapmışsınız? Bakalım hazır mısınız? Hazırsanız zaten genel demelere hemen başlayacağım. Ama hazır değilseniz maalesef başlayamayacağım değerli arkadaşlarım. TYT denemlerimiz de var. TYT oynatma listesini kaçırmıyoruz. TYT'yi de halletmemiz lazım. Çünkü TYT'de sosyal bilimler bizler için çok önemli. Evet. Sorular bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.